İkisi öyle yani selamlaşıyor. Müzikle bile selamlaşıyor Don Bradok. Sonradan tanışıyor. Yani Cengiz Han'ın o Don Bradok sesi duyunca evet. O seslerini mesela anlamış yani. Oğlunun atla o şeyleri avcılık yapması, avcılıktan dolayı attan düşmesi, düşerken ölmesi. Evet. Hani müziklerden anlamış yani. Evet. Sonra ağlamış yani. Benim görsel, oğlum bu. Gerçek olarak ölmüş. Yani şey olarak. Haber geldiğini bildi de. Değil mi? Kimseye ceza veremedi. Sonra evet. Domburaya şey yaptı. Ateş şey. Yani demir, kızan demiri. Öfkesini bundan almış gibi değil mi? Yani. Öfkesini domburanın aldı yani. Değil mi? Bu bizim için bir kutsal yani. Bizim anladım. Hayatımızı kurtaran bir enstrüman olduğu için kutsal olarak sayıyoruz. Yani aksi takdirde bu dilimi şey bu diyalek bu dilimizde açılacaktı. Evet. Değil evet. mi? Yani kızgın demir. Mesela 86'da bu ayaklama oldu değil mi mesela? Evet. Gönül dalgası yani. Evet. Mesela bu şiir yazmadı yoksa gazeteye makale yazmadı. Niye öldürdüm niye falan diye. Hemen bir müzik şey yaptı, çaldı. Herkes onu dinleyince aklını hatırlıyor mesela. O bir gün içinde olan mesela 20 bin tane şey olmuştu gençler. Kışın. Aralık'ta, 17 Aralık'ta olmuş. Evet. Bütün benim gibi gençleri öldürüp şey atmıştı, şehir dışına atmıştı. Evet. Aralık'ta. Orada eksi 40 derece kadar var da çok soğuk mesela. Bayanlar çok ölmüş. Gerçekten çok enteresan bir şey. Kaygılı şey, müzik, gönül dalgası. Evet. O bölgede yaşayanlar hep anlıyor bunu. Yani kaygılı derken daha dramatik bir müzik anlamında değil mi? Evet. Yani üzgün bir müzik. Gerçekten enteresan. Bizim de buna benzer müzikler oluyor ama yine daha ziyade tabii belki bu denli acılı olaylar sonrası yazılmış müzik sesleri, dilleri olmuştur ama. Batı'da bölge dilleri mesela. At üstünde savaşıyor ya böyle. Evet. Onun şey yapıyor. Sen müzikleri anlıyorsunuz. Hmm. Şey hissediyorsunuz müzikten şeyini. Her yani, basarken şeyini. Müziğin vurgusundan. Evet. Niye anlatmak istediğini evet. O olayları hemen gözünüz önüne geliyor. Evet. At üstünde düşmanlarla savaşıyor, ölüyor. Kollar, ayaklar, baslar kesiliyor. İki insan ismi. Evet. Bahadır ikisi de. Ruslara karşı. Evet. Rus zulümlüklerine karşı savaşmıştı. Ama ikisi de maydanda öldü. O savaş maydanında ikisi de ömürlerini kaybetti. Ona şey sanatçılar. Yani bu sesin anlattığı o yumruk kılıç anlamında evet. Artık. Evet. En şiddetli evet. Çarpışma. Çok hızlı, çok çabuk, çok şey. Evet. Marş olarak. Çalmıyor. Bu hem şey Batı bölgeye ait bir müzik. Evet. Bu Türkistan bölgesi var, onun Batı. Ruslara, bu Tataristan, Kazan bölgelerinin yakın taraftaki Türklerin müzikleri. Evet. Yani Kazak Türklerinin. Ruslar o taraftan işgal etmeye gelmişti eskide. O yüzden savaş çok olmuştu orada. Evet. Çok ayaklanmalar, olaylar olmuştu köylerde. Evet. Bu doğu tarafta biraz şey değişik. Gön dalgası, yürekli mesela. Çok kibar. Yani çok enteresan bir olay. Bizim Batı'da da mesela Ege bölgesi dediğimiz bir resimdir. Orada Zeybek havaları vardır. Duymuşsunuzdur Mustafa. Doğu'da yine biraz daha böyle özgün müzik tarzı. Yani biraz önceki anlatınıza uygun neredeyse birbirine benzerlikleri var. Yani aralarda belki çok uzun mesafeler de boylara göre değişiyor. Evet. Batı boylarından mesela.
Aday boyu var. Bahadır kimliği. Yani bu dombra çalgı aletini diyelim artık kendi izah edeceğim şekilde. Yani sonuçta alet bu ama bunu şey şekli yani çalma şekli, çalış şekli değişiyor. Dombra. Yani genelde aynı müzik aleti ama batıda ve doğuda farklı. Farklı bölgeyi buluyor. Evet. O bölgede yaşayan boyları buluyor. Evet. Şey değişiyor. Ama şekil olarak şekil aynı. Aynı ama çalma şekli farklı. Evet, çalma şekli. Yani diyelim ki batıdaki bir müziği doğuda çalındığı zaman yani aynı şey bu artık batı tarzı diyelim. Evet. Her evet. Şeyin, bölgenin tarzı. Evet. Mesela büyük duyumlarda, büyük bir toplantı, kurultaylarda her taraftan geliyor ki mesela. Her bölgelerden misafirler geliyor. Bir arada bir sofraya da oturuyor. Anlaşıyor mesela müzikleri. Evet. Böyle, aa o şeyden gelmiş, o Yedil Ural tarafından gelmiş, o Altay bölgesinden gelmiş diye. Evet. Kendilerini biliyor yani. Gerçekten. Herkes birbirini tanıtmaz. Ben şeyden tamam. Geliyorum. Onun söylediği sanatlarına, şartlarına göre evet. Şeylerine göre bölge, hangi bölgeye ait olduğunu hissediyor yani. Gerçekten müziğin sesiyle, ruhuyla anlatıyor kendini. Bizim bölgeden izliyorsa, seyretiyorsa yani bu video. Evet. Benim de hangi bölgeden geldiğimi genellikle biliyor yani. Abi bu çocuk Altay bölgesinden gelmiş diyeyim. Çünkü evet. Gömül dalgasını çaldım ki o bölgeye ait evet, bir müzik. Evet. Çok ünlü. Tabii bizim ülkemizde de mesela Karadeniz bölgesinde bir farklı, işte Ege bölgesinde... Kıpçaklar çok değil mi Karadeniz? Efendim? Kıpçaklar. Şimdi... Özellikleri var mı? Yani öyle bir şey duymuştum ben. Karadeniz bölgesinde... Şimdi Karadeniz'de işte Lazlar diyarı değil mi? Lazlar da var. Evet. Ege bölgesinde yine Zeybekler işte... Öyle. Ankara bölgesinde yani İç Anadolu'da Seğmenler. Bu Konya şey. Bizim Konya civarında Oğuz'un en büyük boylarından geldiğinden değil mi? Şimdi Konya civarında öyle bir kendine has bir müziği yok herhalde yani bildiğim kadar. Tam bir oturgun. Yani bu konularda tabii fazla bizim de bir alanımızın dışında olduğu için. Ama şeydi. Bugün bizim İç Anadolu bölgesinde bir kemençe derler bilirsin görürsün yani mutlaka görmüşsün. O kemençeyi çaldıkları anda bu Karadeniz dedi. Dünya yani nerede çalınırsa çalınsın. Afrika'da da kemençe sesini duyarsak bu Karadeniz dedi. Çünkü o Karadeniz'e özgü bir müzik aleti. Karadeniz müzikler diye şey otobüsle İstanbul şey ne bileyim evet. Şeyle gidince bak küçük ekran var ya. Evet, evet. Önündeki. Ondan müzikleri açıyorum. Karadeniz müzikleri falan. Her bölgenin müziklerini evet, varmış. Tamam, çok şeyleri. Güzel. Bak onu bilmiyorum. Önünde böyle şeymiş, evet, müziklermiş. Şey. Şarkılar falan. Karadeniz bölgesi. Karadeniz. Bizim dediğimiz gibi bir Zeybek havası duyarsak Ege bölgesini deriz. Bu oranın sesi. Ege bölgesi bu Çanakkale, İzmir'e. Evet, İzmir, Çanakkale, Efeler, İzmir. Efeler diyarı. Efe müzikleri buldu. Evet. Evet. Yani gerçekten her ülkenin. Bir de tabii şu var yani müzikler, yani müziğin evrensel bir dili var deniyor ya. O da öyle yani bir çekici ama artık bizim genlerimizden aynı toprakların aynı ruhları taşıyan insanlar olduğumuzda daha bir yakınlık, daha bir sıcaklık. Bu bir Avrupa'nın müziği, Amerika'nın müziği bizim hiçbir zaman için içimizi coşturmaz. Ne hüzünlendirir ne coşturur. Yani gürültü bir dinler geçeriz. Ama şu müzikler gerçekten bir başka yani.